Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 18 Eylül Çarşamba. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Türkiye'nin günlerdir takip ettiği Narin Güran cinayetinde önemli gelişmeler yaşandı. CNN Türk'ün haberine göre Adli Tıp Kurumu Narin'in boğazı sıkılarak öldürüldüğünü saptadı. Bu arada soruşturmayı manipüle ettikleri öne sürülen Narin Güran'ın iki kuzeni serbest bırakıldı, yengesi Hediye Güran ise kasten öldürmeye iştirak suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 11 kişi tutuklanmıştı. Cumhur İttifakı ortağı Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasanın 4. maddesine karşı oldukları yönündeki açıklamasıyla başlayan tartışma büyüyor. Yapıcıoğlu'na Cumhur İttifakı ortaklarından da tepki geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, anayasanın 4 maddesiyle ilgili hiçbir tartışmamız söz konusu değildir derken, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de başlatılmak istenen tartışmalar boş ve beyhudedir dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut ise Büyük Türk Milleti var olduğu sürece anayasanın ilk 4 maddesi tartışma konusu olamaz mesajı paylaştı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmenin Cumhuriyeti yıkma girişimi olduğunu belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığını gereğini yapmaya davet etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel iktidara geldikten 10 yıl sonra Türkiye'nin hem Avrupa Birliği'ne gireceğini hem de paradaki bir sıfırın atılacağını söyledi. AK Parti'de 3 dönem milletvekili yapan Metin Külünk'ten erken seçim çıkışı geldi. Külünk, milletimizin sofrasının rahatlatılması gerekiyor. 2025'te ülke ekonomik olarak rahatlamazsa sandığın baskısı artar dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda kayıt ücreti alınmadığını savundu. Bakan Tekin, kayıt ücreti alınıyor ifadesinin yöneticileri zan altında bırakabilecek ciddi bir itham olduğunu söyledi. NTV'nin haberine göre ise bir araştırma şirketinin son çalışmasına göre her 10 veliden 4'ü zorunlu bağış yaptığını söylüyor. Araştırmaya göre velilerin %43'ü çocuğunu okula kaydettirebilmek için ücret ödemek zorunda kalıyor. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke ile Norveç ve İsviçre'yi kapsayan AB artı ülkelerine 6 ayda 513 bin iltica başvurusu yapıldı. Avrupa İltica Ajansı'nın verilerine göre Suriyelilerin başvuru sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %7 artarak 71 bin oldu. Türk vatandaşları ise 2024'ün ilk 6 ayında toplam 28.224 başvuru yaptı. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Türk vatandaşlarının başvurularındaki kabul oranı düştü. Kabul oranı 2019'da %54 iken 2024'ün ilk yarısında %18'e geriledi. Sendikalaştıkları için işten atılan ve eylemlerinin 59. gününde polis tarafından ters kelepçeyle gözaltına alınan Polonez işçileri eylemlerine devam ediyor. Çatalca Kaymakamlığı önünde buluşan işçiler kendilerine yönelik şiddeti ve ters kelepçeyi protesto etti, sendika hakkımız engellenemez sloganları attı. Eski manken Deniz Akkaya kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Deniz Akkaya'nın kızına fırlattığı içinde demir termos bulunan çantayı da silah saydı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomik hedefleri açıklarken zamana ihtiyacımız var, sabır gerekiyor dedi. CNN Türk'te katıldığı yayında sıkıntıların farkındayız diyen Şimşek eşiyle gittiği markette yurttaşların şikayetlerini dinlediklerini belirterek haklılar, bir geçim sıkıntımız var diye konuştu. Şimşek ayrıca 2025'in sonunda enflasyonun %20'nin altına ineceğini belirtti. İstanbul Planlama Ajansı Türkiye'nin İsraf Karnesi başlıklı raporunu yayınladı. Rapora göre kur korumalı mevduat yüzünden kamu 2 yılda 1 trilyon 58 milyar lira zarara uğradı. Zafer Havalimanı'nda garanti ve yatırım bedeli arasındaki hata payı %97.45 oldu. Kira artışına %25 sınır getirildi. 2022 yılından 2023 yılına kadar olan dönemde lojman kira harcamaları %57.8 oranında arttı. Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak.
Bloomberg'un anketine göre piyasa katılımcıları politika faizinin %50'de sabit bırakılmasını bekliyor. Ankete katılan 22 kurumdan 18'i ilk indirim hamlesini Ekim-Kasım-Aralık döneminde bekliyor. Bu arada Morgan Stanley analistleri de politika faizinin sabit bırakılacağını öngördü. JP Morgan Türkiye ekonomisti Fatih Akçelik de Kasım ayında faiz indirimi beklediklerini kaydetti. Merkez Bankası'nın verilerine göre Temmuz sonu itibariyle özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2023 yıl sonuna göre 9.5 milyar dolar artarak 173 milyar dolara yükseldi. Amerikalı Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs, altın fiyatının 2025 yılının başında 2700 doları bulabileceği tahminini paylaştı. Ticaret Bakanlığı konut ilanlarında manipülatif fiyat artışı yaptığı belirlenen 2036 gerçek ve tüzel kişiye 126 milyon lira idari para cezası uyguladı. Amazon şirketi pandemi öncesi çalışma sistemine geri dönüyor. Buna göre evden çalışma ve ofise gelme modellerinin birleştirildiği hibrit dönem sona erecek. Gelecek yıldan itibaren 5 gün ofise gelmek zorunlu olacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023 ile 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 34 binden fazla Filistinlinin ismini açıkladı. İsrail'in 1 yaş altı en az 710 bebeği öldürdüğüne dikkat çekildi. Aralarında Deutsche Welle'nin de bulunduğu büyük Alman medya kuruluşları İsrail ve Mısır hükümetlerine açık mektup yazarak bağımsız gazetecilerin Gazze'ye erişiminin sağlanmasını talep etti. Gazeteciler mektupta "Riskin farkındayız ve üstlenmeye hazırız. Gazze şeridine girmemizi sağlayın, bırakın çalışalım," dedi. Birleşmiş Milletler, Gazze şeridinde insan sağlığı için tehdit oluşturan kemirgen ve böceklerin yayılması konusunda uyarıda bulundu. Elon Musk, Amerika'da başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından "kimse Biden'a, Kamala'ya suikast düzenlemeye çalışmıyor bile" ifadesini kullanmıştı. Beyaz Saray bu sözlere tepki göstererek sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirmesi öngörülen zafer planlarının %90'dan fazlasının yazıldığını ve gelecek hafta müttefiklere sunulacağını açıkladı. Almanya bu kış Ukrayna'ya 100 milyon euro ek yardımda bulunacağını duyurdu. Düzensiz göçmenleri ülkeden göndermeye hazırlanan İran, Mart 2025'e kadar yaklaşık 2 milyon kişiyi sınır dışı edecek. İranlı yetkililer resmi olmayan verilere göre ülkede yaklaşık 5 milyon Afgan bulunduğunu belirtiyor. Mahsa Amini'nin ikinci ölüm yıl dönümünde açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bundan böyle ahlak polisinin kadınları taciz etmemesini sağlayacağını belirtti. Irak Başbakanı, Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerinin görevinin yakında tamamlanacağını belirterek ülkesinin savaş sürecinden istikrar sürecine geçtiğini söyledi. Japonya'da 100 yaş üstü nüfus ilk kez 95 binin üzerine çıktı. Nüfusu yaklaşık 125 milyon olan Japonya, yaşam süresinin uzun olmasıyla biliniyor. Hayattaki en yaşlı insan olan 116 yaşındaki Itoka Tomiko da Japonya'da yaşıyor. Amerika'da hakkında cinsel saldırı suçlamaları bulunan Didi lakaplı Amerikalı oyuncu, yapımcı ve rapçi Sean Combs gözaltına alındı. New York Güney Bölge Savcısı iddianamenin şimdilik gizli tutulacağını ve dava hakkındaki detayların daha sonra açıklanacağını belirtti. Avrupa'da birçok kent şehirlerdeki aşırı turizmle mücadele ediyor. Son olarak Macaristan'ın başkenti Budapeşte de Airbnb tarzı kısa süreli kiralamaların yasaklanması kararı alındı. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Ünlü şarkıcı Taylor Swift, Amerika'da 5 Kasım'da yapılacak seçimde Demokratların adayı Kamala Harris'i destekleyeceğini açıklamış, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump da "Taylor Swift'ten nefret ediyorum" mesajı paylaşmıştı. Yazar Stephen King'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim Trump'a tepki gösterip "Taylor Swift'i seviyorum" mesajları paylaştı.
Dünyanın en yaşlı kedisi olarak bilinen Rosie hayatını kaybetti. Kedinin yaşının insan yaşına göre 152 yıla denk geldiği belirtildi. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa Dalga yazarı İbrahim Ekinci, Marjinal Fayda programında ekonomi gündemini yorumluyor. Marjinal Fayda'yı kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.